Bir alışveriş merkezinde Arap bir kadın turist Türk vatandaşlarına bağırıp hakaret etti. Arkadaşlar, AK Parti bunlara öyle yüz verdi, Türk halkını da öyle aşağı gösterdi ki bunların götü Türkiye'ye gelince tabii ki kalkıyor. Bunların sanata, kültüre, bilime, doğaya, tarihe hiçbir şeye ilgileri yok. Bunlar alışverişten, hayvan gibi yiyip içmekten başka bir şey bilmez. İstanbul'da yollarda gördüğünüz siyah vitoları çevirin, 10 tanesinden 8'inin içi Arap, bagajı alışveriş poşeti doludur. Siz hiç bir Arap'ın tatil için başka bir Arap ülkesine gittiğini duydunuz mu? Bunlar Türkiye'ye gelir, kendi ülkelerinde yapamadıkları her şeyi burada yaparlar. Bunlar daha havadayken uçak Arabistan hava sınırını geçtiği an kıyafetini değiştirir, otele girer girmez de gece kulübü sorarlar. Eskiden Türkiye'ye Avrupalı ve Amerikalı turistler gelirdi. Hele ki Japon turistler gelirdi ki lokum gibiydiler. Bunlar eğlenmeye ve farklı bir kültürü görmeye gelen, hayata pozitif bakan kaliteli turistlerdi. Türkiye'nin dümeni Orta Doğu'ya çevirmesiyle ve kendilerini güvende hissetmediklerinden ayakları kesildi. Bakın, o kadar ucuz olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etmiyorlar. Yerlerini bu kompleks fıçısı, yüzleri asık Arap turistler doldurdu. Bunlar kaldıkları 5 yıldızlı otellerin de içine derler. Lobide oturur, ayak parmaklarını kaşırlar. Bağıra çağıra konuşurlar. Erken kalkıp şehri gezeceklerine sabaha kadar odalarında gürültü yapar, öğlene kadar da uyurlar. 5 değil, isterse 7 yıldızlı olsun, bunların yoğun olarak kaldıkları bir otele sığırı koysan, sığır dile gelir, alın beni buradan rahatsız oldum der. Hele ki bu otellerden birinde konaklıyorsanız ve yan odanızda Arap bir aile varsa, çok affedersiniz yarra yediniz. Bunlar bir yandan Arap oldukları için kendilerini bizden üstün görüp, hürmet görmediklerinde sinirleniyor, bir yandan da AK Parti'ye rağmen layık kalmamızı kıskanıp eziklik hissediyorlar. Beynini siktiklerim. Türkiye'ye de şeriat gelirse sen tatile hangi ülkeye gideceksin? Duty Free'den aldığın viskileri nerede içeceksin? Götünü başını hangi ülkede oynatacaksın? Avrupa'da bu hareketleri yapsan siktir git bir daha bu ülkeye gelme derler, bir daha da Schengen vizesi alamazsın. Eğer bir gün Arap bir kadın turist size bağırırsa, özellikle siz de bu olaydaki gibi bir kadınsanız ona şöyle deyin. Can you do this in your country? Yani sen bunu kendi ülkende yapabilir misin? Arap bir kadın, Arabistan'da, toplum içinde böyle avaz avaz bağıracak ha, kırbaç manyağı yaparlar onu. Sizin kırbaçlanmıyor, kendisinin ise kırbaçlanıyor olduğunu hatırlaması Arap kadını mütevazileştirecektir.